İyi akşamlar arkadaşlar. Türkçe'de püf noktaları adlı videomuza bugün de gerçek özne, gizli özne ve sözde özne ayrımını yapmak için bir araya geldik arkadaşlar. Evet bakalım gerçek öznemiz neymiş. Gerçek özne, özne cümle içerisinde geçer. Özne bir kaç kelimeden oluşabilir. Kişi ekleri özneyi bulmamıza yardımcı olur. Yani cümle içerimiz, içerisinde öznemiz olur. Biz bunu kişi eklerinden ya da ipuçlarıyla yakalarız. Bakalım arkadaşlar. Bugün bizim evde toplanacağız. Toplanacağız yüklem. Kim toplanacak arkadaşlar? Biz. Evet cümlede olduğu için ne oldu? Gerçek özne oldu. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Tiyatro toplumsal değişmelerin aynasıdır. Toplumsal değişmelerin aynasıdır yüklem. Ne? Tiyatro arkadaşlar. Evet. Cümlede olduğu için ne oldu? Bu da gerçek özne oldu. Bu çok basit. Gelelim ikinci özne türümüz arkadaşlar. Gizli özne. Cümlede olmamasına rağmen kişi eklerinden hareketle bulunabilen özneye biz ne diyoruz arkadaşlar? Gizli özne. Tekrarlayalım. Cümlede olmamasına rağmen kişi eklerinden hareketle bulduğumuz özneye biz ne diyoruz arkadaşlar? Gizli özne. Bakalım. Toplantıya katıldı. Katıldı yüklem. Kim? O. Gizli özne. Bakın cümlede yok ama biz oraya ne yaptık? Yazdık. Çünkü yükleme cevap verdiği için özne ne oldu? O gizli özne oldu. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Bütün işi yaptık. Yaptık yüklem. Kim? Biz. Bakın cümlede biz geçmiyor ama yaptık yüklemine cevap verdiği için biz ne oldu? Gizli özne oldu arkadaşlar. Gizli öznemiz de böyle arkadaşlar. Asıl çok önemli olan konumuz sözde özneye geçelim arkadaşlar. Edilgen çatılı fiillerde nesnenin özne gibi kullanılmasıdır. Yani arkadaşlar edilgen çatılı fiillerde özne yoktur. Ama ne vardır? Nesne vardır. Nesne ne, yap ne yapılır? Özne gibi kullanılır. Bu yüzden yüklemde ucu ip ucu olarak l, N, ıl, ın gibi çatı eklerinin muhakkak olması gerekir. Bakalım arkadaşlar örneklerimize. Kapılar boyandı boyandı. Kapıları boyan kim arkadaşlar? Belli mi? Hayır. Belli değil. Yani öznemiz yok. Boyandı. Ne boyandı? Kapılar. Yani yüklemden etkilenen nesne var. İşte bu nesneyi biz ne yaptık? Özne gibi kullandığımız için ne oldu? Kapılar. Sözde özne oldu arkadaşlar. Türk tarihi yeniden yazılmalıdır. Yazılmalıdır. Yazan var mı arkadaşlar? Kim bunu yazan belli mi? Hayır. Öznemiz yok ortada. E o zaman yazılmalıdır. Ne yazılmalıdır? Türk tarihi. Bakın. Nesne yine özne gibi kullanıldığı için. Öznenin yerine. Sözde özne oldu arkadaşlar. Okullar iki gün tatil edildi. Tatil eden kim arkadaşlar? Belli değil. Yani öznemiz ortada yok. Ama cümlede bir özne olması gerektiği için bu kez ne sorusunu soralım. Tatil edildi. Ne tatil edildi? Okullar arkadaşlar. Evet. Burada nesneyi biz ne yaptık? özne gibi kullandık çünkü öznemiz yok. Evet yani etkilenen nesneyi biz özne gibi kullandığımız zaman ne oluyor? Sözde özne oluyor arkadaşlar. Yani edilgen çatılı fiillerde özne yerine biz nesneyi özne gibi kullanırsak biz buna ne diyoruz? Sözde özne. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkçe Atölyem kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.